Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Merhaba. Merhaba. Ülke liderlerinin araçları hep merak konusu olmuştur. Trump'ın füze geçirmez aracı, Putin'in araç füze geçirme ağır silahları ve nicesi. Peki, bizim Cumhurbaşkanlığı makam aracının özelliklerini biliyor muyuz? Gelin beraber inceleyelim. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Not: bu videonun sonunda bir bulmaca var. Bakalım kimler çözebilecek. 8 numara. Maliyeti 1 milyon TL. Erdoğan, 2014 yılında Cumhurbaşkanı olduktan sonra makam aracı değiştirildi ve yeniden tasarlandı. Mercedes S600 marka araç 1 milyon TL masraf yapılarak yeniden modifiye edildi. Yapılan bu yenilikler ile olası saldırılara karşı üstün koruma teknolojisine sahip olan araç tam anlamıyla yürüyen bir kaleye dönüştürüldü. Araç 7 vites ve 523 beygir gücüne sahip. 7 numara, uçan araç. Uçan derken kanatları çıkıp da havalanmıyor tabii ki. Makam aracı, Cumhurbaşkanı başka bir ülkeye gitmeden önce oraya kargo uçakları ile taşınıyor. Böylece Cumhurbaşkanı nereye giderse gitsin, uçaktan indiğinde aracı kapının önünde onu bekliyor oluyor. Örneğin 2016 yılında Erdoğan'ın Latin Amerika gezisi yürüyen uçak askeri kargo uçağıyla 14 bin kilometre yol yaptı. Oha. 6 numara, titanyum gövde. Aracın tüm kasası titanyum alaşımından yapıldı. Ayrıca kapıları ekstra olarak 13 santim çelik ile güçlendirildi. Bu özellikleriyle araç tamamen kurşun ve ağır silah geçirmez hale geldi. Neredeyse bir tank kadar sağlam olduğunu söyleyebiliriz. 5 numara, bomba tank kadar. Tank. Aracın üst gövdesi kadar tabanı da düşünüldü. Aracın üzerinden geçerken bomba patlatılması tehlikesine karşı yer kaplaması askeri düzey zırh ile kaplandı. Ayrıca benzin deposu herhangi bir tehlikeye karşı kendini kilitleme özelliğine de sahip. Böylesine ağır bir aracın da tabiri caizse benzini içtiğini söylersek de yanılmış sayılmayız. 4 numara, kurşun geçirmez camlar. Erdoğan'ın makam aracı standart S600 modellerinden farklı olarak daha uzun. Ayrıca kurşun geçirmez camlar her türlü patlayıcıya karşı dayanıklı. Kafam. Olası biyolojik saldırılara karşı araç tamamen hava geçirmez şekilde tasarlandı. O ne demek ya? 3 numara, göz yaşartıcı farlar. What the fuck? Araca yaklaşarak saldırıda bulunulmasına karşın birçok gizli koruma özelliği mevcut. Farların hemen yanında göz yaşartıcı gaz püskürten bölmeler bulunuyor. Böylece bir tehlike anında kalabalık grupların içerisinden kolayca çıkabilir. Ayrıca kaçış kabiliyetinin arttırılması için farlar standardından çok daha uzun yanabiliyor. 2 numara, delinmeyen lastikler. Bir aracı en kolay nasıl durdurursunuz? Tekerlekleri patlatarak diye düşünebilirsiniz. Ancak bu gibi tehditler için de önlemler alınmış. Aracın tekerlekleri delinme veya patlamaya karşı oldukça dayanıklı. Fakat olası bir delinme durumunda dahi çelik jantlar devreye girerek aracın buna rağmen hareket edebilmesini sağlıyor. 1 numara, Göktürk bir uydusu. Yani? Ordu ve savunma için çok önemli olan Türk uydusu Göktürk 1, 2009 yılında uzaya gönderilmiş ve dünya yörüngesine oturtulmuştu. Aracın içerisinde bulunan bir telefon, direkt olarak Göktürk 1 uydusuna bağlı. Yani tüm iletişimin kesildiği anlarda bile bu sayede Cumhurbaşkanı dilediği kişiyle irtibata geçebilir. Bu da Cumhurbaşkanı ve yanındakilerin can güvenliği için oldukça önemli bir özelliktir. Listemiz bitti. Şimdi sırada bulmaca var. Göktürk 1 cevap ver. Sağ ateş altındayız Göktürk 1. Yorumlarda bizimle paylaşın. Ayrıca bizi Instagram, Facebook ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda... Bu bulmacayla yorum mu kasılıyor? Bakayım bir. Evet. Cevap 2 falan yazmışlar. Yirmi sekiz, otuz, otuz iki, cevap 2.